Aman! Affedersiniz küçük hanım. Korkutmadım inşallah. Cam arızalı da o yüzden kapıyı açtım böyle. Ya bu harabeler varmış burada. Tarihi nasıl gidiliyor? Aynı öne gidiyorsak atlayıp bir gösterseniz bana. Atla çabuk. Çabuk arabaya atla. Atla dedim. Oyalanma, bin arabaya hadi. Tuğba'sın değil mi? Sana zarar vermeyeceğim, korkma. Ha, sen bundan çekindin tabii. Gerçek değil ki bu. Sahte. Çikolatadan. Bak. Geliyor bu. Hay Allah. Elime de sıvandı bütün. Al tadına bak. Dinle beni, bir dinle. Neyini dinleyeyim be Burak? Bak sen yanlış anladın. Neyi yanlış anladım? Babam yaşındasın sapık herif. Öyleyim zaten. Sapık mısın? Hayır babanım. Ben senin babanım Tuğba. Yalancısın sen. Yalancı bir zorbasın. Anthony Quinn, hastasıyım. Zorba filmindeki halleri şahanedir, şahane. İyi misin? Allah'tan direksiyon hakimiyetim iyidir de kurtulduk sayende. Kurtulduk mu? Ölüyorduk be sayende. Kızım nereye gidiyorsun? Tuğba bir dakika. Dur bari şunu görmeden gitme. Tuğba. İşte. Bak. Bana bak. Hatırladın mı? İşte. 2-2,5 yaşında falansın burada. Neredeyse 15 sene olmuş böyle. Tabii 3 yaşından önceyi hatırlamazmış insan. O yüzden hatırlamaman normal tabii. Hatırlıyorum. O bebeği. Pofuduk bebek. Okula bile götürürdüm onu. Ben aldım o bebeği sana. Elbisesinin içinde bir etiket vardı. Evet. Gizli bir etiket. Orada da bir el yazısı vardı. İşte benim el yazımdı o. Tuğbişimin bebişi. Ama kayboldu o bebek. Bir daha hiç görmedim. Aynen babam gibi. Bak ben geldim işte. Buradayım artık.
İstanbul'a. Daha önce geldin mi hiç İstanbul'a? Hayır. Yepyeni anılarımız olacak seninle bu şehirde. Baba kız. Neden durduk? Geldik. Nereye geldik? Eve. Geldiniz beyefendi. Sefalar getirdiniz küçük hanım. Buyurun. Merak etmeyin beyefendiciğim. Biz her türlü hazırlığı yaptık. Sizi bekliyorum. Hoş geldiniz küçük hanım. Buyurun. Buyurun küçük hanım. Ben size yardımcı olayım. Senin odan. Evden çıkışın biraz ani oldu ya, öyle eşyasız, çantasız filan. Ve pijamasız. Ve ayakkabıları ve terlikler. Bedenini tam olarak kestiremedim ama. Hepsi senin. Tişörtler, bluzlar, elbiseler, etekler falan alt katta. Hepsi yılın moda renkleri. Buraya da birkaç fotoğraf yükledim ben. Böyle değişiyor kendisi. Bu telefon da senin. Arayıp iyi olduğunu haber vermek istersin belki annene falan. Aman. Benden söz etme şimdilik, 3 hafta sık dişini. Niye? 3 hafta sonra ne var ki? Yaş günü. Ne yani? Doğum günümü beraber kutlayalım diye mi kaçırdın beni? Şu an hala reşit olmamış bir kız çocuğu duruyor karşımda. Ama 3 hafta sonra 18'ine girdiğinde artık kendi kararlarını kendin verebilirsin. O zaman da kimse ayıramaz seni yanımdan. Çok eminsin yani seni tercih edeceğimi. Sadece... Ben sadece...
Çocukluğumdan kalan son 3 haftayı birlikte geçirmek istedim. Hadi bakalım. Siz... Yarın çok güzel bir gün olacak. Büyük özlemim, inanmak senin varlığına. Alo. Alo Ayça, ben Tuğba. Neredesin kızım sen ya? İstanbul'dayım. Tahmin etmiştim. Yaptın dediğini helal olsun. Biz daha pinekleyelim burada. Saco'yla mısınız, buluştunuz mu? Hayır, onun henüz haberi yok geldiğimden. Hadi ya. Evdeki telefondan aramış senden sonra. Sen sakın bir şey söyleyip de ortalığı ateşe verme. Bak peşime polis falan takarlar. Ya kızım, kapı dışarı çıkarmıyorlar diyorum. Bir de senin kaçtığını falan söylesem bittim. Neyse, ben seni bir ara arayacağım. Ya belki birkaç parça eşya isterim. Ama şimdi değil, ortalık yatışınca. Tamam tamam. Bu yeni numaramı kaydedeyim mi? Yok yok, gerek yok, kaydetme. Ben ararım seni. Hadi kapatıyorum. Gel bakalım kız. Hop, balıkçı. Şimdi sen içeri geç, güzelce bir dinlen. Sonra teknede yapamadığımız kahvaltı yerine mükellef bir öğle yemeği yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ne var oğlum, sen ne bekliyorsun? Şef, yukarıdakiler seninle görüşmek istiyor. Ya kızımla beraberim, söylemedin mi? Söyledim de fazla vaktin yokmuş. Söyle onlara, her zaman vakit vardır. Hiçbir şey için geç değildir. Tuğba nereye? Tuğba kızım, bir dakika, nereye ya? Gidiyorum. Eve mi, annene mi? Hayır. E nereye peki? Oraya dönmeyeceğim ki ben. Sen eğer gelip beni kaçırmasaydın ben kendim çıkıp gidecektim. Bir dakika, bir dakika. Sen evden mi kaçacaktın? Ya neyse. Ya ben sana kızgın değilim, tamam mı? Ya peki nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ya evden çıkışım da çok planlı değildi hatırlarsan. Gelirken annemden izin almadığıma göre giderken de senden izin almayacağım. Ne haber Ruru? Kız, özlemedin mi beni? Aa, aşk olsun. Özlemez olur mu Üstüncel Bey? Bak, 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 bak. Kızıma bak. Sorunu da getirdim işte. Gel, gel kızım, seni tanıştırayım, gel. Tuğba, Ruru, Ruru, Tuğba. Hoş geldin güzel kızım. Babanın Ruru deyip durduğuna bakma. Ülkeye benim adım. Şükran Hanım sizi yukarıda bekliyor. Gözleri yollarda kaldı. Aradığınızdan beri yüreği pır pır. Vallahi yerinden çıkacak diye korkuyorum. Tamam, lafı kısa kes, biz gidelim hemen. Bana bak, öyle paldır küldür dalma içeriye. Bak terlik çağırdım oraya. Dur. Bırak terliği pabucu. Mutfağa koş, bir koku geldi buna. Koş. Ay, yandı böyle. Nasıl, sevdin mi tomtiş Ruru'yu? Kafayı yiyeceğim. Ne oldu? O sesler, o konuşmalar, hepsi çok tanıdık. Hayatımda ilk defa geldiğim yerleri, hiç görmediğim insanları nereden tanıyor olabilirim? Belki de başka bir ortak dünyamız vardı seninle buluşuncaya kadar. Rüyalarda buluştuğumuz bir dünya. Burada. Herkesin işi burada. Sen beni takip ettin. Yok vallahi tesadüf. Yani bu Beyoğlu var ya, burada yıllardır arayıp bulamadığın ilkokul arkadaşından, internette didik didik aradığın ortaokul öğretmenine, sabun köpüğü balonculardan acayip çalgıcılara, hatta sana kestane ikram eden seyyar satıcılardan hokkabazlara kadar herkese rastlayabilirsin.
Hala hiçbir şey anlatmadım. Ya işte çocuk orada siparişleri aldı gitti. Uzakta acayip acayip laflar etti. İleri geri konuştu. Ya sen nasıl duydun o kadar mesafeden? Ya duymadım ki. E ne yaptın? Antenlerin mi var? Onlarla mı algıladın? Hissettin mi? Ne yaptın? Evet, ben çok uzaklardan söylenenleri bile anlayabiliyorum, hissedebiliyorum. 15 sene boyunca neden hissetmedin o zaman? Benim sana ihtiyacım olan zamanlar oldu. Sana sarılıp ağlamak istediğim zamanlar oldu. Niye onları hissetmedin? Ben senin olmayan mezarının olmayan toprağına sarılıp ağlamaya razıydım. Sen kendi çocuğunu neden hissetmedin? Madem süper kahramansın, niye benim yanıma uçup gelmedin? Bak buradayım şimdi. Bir kerecik baba de. Sadece sarılmak için bile olsa baban yanında artık. Anlaşıldı. Sacit Bey. Evet. Vay vay vay. Saco yani. Şaka mı bu? Sen mi aradın beni? Kimsin sen? Ne istiyorsun? Ya hayırsız bir baba diyelim. Zavallı kızım da hayırsız babanın tesellisini babası yaşında bir adam da arıyor. Kes saçmalamayı be. Bir dakika ya. Oh, oh. Erkan. Hala mekandayım. İşler sarpa sardı. Hazırlan. İyiyim ben, merak etme. Kuzucuk. Artık görüşmesek iyi olur. Ama ben... Bak babam bekliyor. Sen onunla git hadi. Sorun istemiyorum. Hadi. Tuğba kızım. Sen daha ne bekliyorsun burada? Ya sen ne istiyorsun benden? Kimse şikayetçi olmadı işte. Git buradan. Bak sadece fikrini değiştirmeden önce git. Kızım ben... Kızım falan deme bana. Ben senin kızın falan değilim. Zaten her zaman nefret ediyordum senden. Şimdi daha çok nefret ediyorum. Ya Allah aşkına bir dinle. Ya sen benim arkadaşımı ne hakla döversin? Ne hakkın var buna? Kızım sen daha oyuncak ayıyla oynayacak yaştasın. O adam hakikaten ayı. Duymak istemiyorum ben bunları. Bundan sonra beni unut, tamam mı? Eskisi gibi çık git hayatımdan. Öldü bilmek istiyorum seni. Duydun mu? Öldü bilmek istiyorum. Peki. Tamam. Merak etme. Merhaba.
kızım. Bunu gerçekten ister miydin Tuğba? Ne fark eder ki? Çok istersen olur derler ya. Şuraya bak Tuğba. Tam köşeye. Sevinmedin mi ya? Bak buradayım. Dipdiri karşındayım. Neden? Neden yaptın bunu? Şeker renk olan aramız düzelsin diye. Hazırlayalım. Emredersiniz efendim. Buyurun. Tuğba! Kızım! Canım benim. Yanılmamışım. Onu kaçıran sendin. Canım benim gel. Annem iyi misin? Güzel kızım benim. Biliyordum. Ayça'yı takip edince seni bulacağımı biliyordum. Tuğba bak gerçekten benim haberim yoktu. Yemin ederim ben bilmiyordum. Çok özür dilerim. Hadi. Hadi hemen gidiyoruz buradan. Hadi hadi kızım tamam, gidiyoruz. Tamam Banu tamam. Lütfen gerek yok bunlara. Çekiştirme kız. Sen ne sıfatla müdahale ediyorsun ha? Baba olarak mı? Sevsinler seni. Öyle yalılarda keyif çatarak sadece tohum vermekle baba olunmuyor Tuncay Bey. Sen ne yaptın yıllarca kızın için? Ha? Benim için ne yaptın? Bizim hayatımız için ne yaptın? Hiç. Ölüsün sen. Ölü. Yaşayan bir ölü. Anne. Hayır dinlemek istemiyorum bunları. Dinleyeceksin. Sen benim kızımsın. Benim canımsın. Baban yıllar önce terk edip gitti bizi. Arkasına bile bakmadı. Biz seninle büyüdük canım benim. Senin yeğen benim yanım. Hayır değil. Tuğba kızım. Annen doğruyu söylüyor. Kızım. Geceleri ateşlendiğinde ben yoktum ki yanında, annen vardı. Terlediğinde sırtına havluyu annen koydu. Okula gittiğinde, okumayı söktüğünde baban yoktu yanında. Annen vardı. Çocuklar babalarına sarılırken, o hem annelik hem babalık yaptı sana. O senin sevgini hak ediyor kızım. O her şeyi hak ediyor. Gözlerim yaşardı. Bana bak bu da taktiklerinden biriyse yemezler anladın mı? Velayeti bende kızımın. Ben ona her şeyini verdim, kendimi adadım. Hadi, hadi Tuğba gidiyoruz buradan. Hadi Tuğba, hadi kızım. Baba bir şey yapmayacak mısın?
Onun velayeti bende. Ve karar benim kararım, anladın mı? Gidiyoruz Tuba. Yürü kızım, gidiyoruz. Anne yeter, yeter. Kavga istemiyorum. Ben sen Helal'cim babamı öyle bildim. Hep bir yanım eksik kaldı. Sırf sizin bu çekişmeniz yüzünden. Şimdi babamı buldum, babam yaşıyor. Buna şükrederken ya seni ya onu mu tercih edeceğim? Ya ben ikinizi birden istiyorum. Birbirinizden intikam almak için birbirinize doğrulttuğunuz silahı almak istemiyorum anne. Güzel kızım benim. Kızım benim. Canım sen karar verecek durumda değilsin ki. Bak kararları ben veriyorum ve biz şimdi buradan gidiyoruz. Hadi kızım. Hadi açalım eşyaları. Hadi kızım. Hadi. Tuğba. Bir şey demeyecek misin baba? Kızım. Hadi diyorum kızım. Hadi. Hadi. Son birkaç aydır pek iyi değildi zaten. İlk hastaneye yattığında ameliyat demişler. Dinlemedi. Tedaviyi yarım bırakıp çıktı hastaneden. Ölüme kendini hazırlamıştı bir anlamda. O sahte ölüm gerçek ölümüne üzülmemen içindi. Çünkü bir ölüme bir kez üzülür insan derdi hep. Çok direndi. Geleceğin güne kadar seni bekledi sanki. Bir sürpriz yapmaz mı? Çıkıp gelmez mi şu kafadan? Söylesene Erkan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Ya Rabbi merhumun ruhu için, burada bulunanların geçmişlerinin ruhları için, ya Rabbi yüce peygamberimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Anlaşmak yerine konuşabilseydik birbirimizle.